Merhaba arkadaşlar, Kripto Rehber kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü rehberlik videomuz OpenSea ile ilgili olacak. Bu platformdan nasıl hesap açabiliriz? Bu platformdaki NFT'lere nasıl ulaşabiliriz ve aynı zamanda bu platform üzerinden nasıl NFT yapabiliriz? Bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle siteye giriş yaptığımızda bu ekran karşımıza gelmiyorsa sağ üst taraftaki cüzdana tıklayabilir ya da buradaki profile tıkladığınızda zaten hesap açmadığınız için sizi buraya yönlendirecektir. MetaMask'la bağlantı yapabildiğiniz gibi use a different wallet dediğinizde farklı bir cüzdan kullanırsınız. Burada MetaMask girişimi yapmak için tıkladım buraya arkadaşlar ve MetaMask'ım açılıyor. Burada gördüğünüz üzere bizden bir imza istedi. Bu imzayı attıktan sonra hesabım açıldı. Hesabınız açıldığında buraya gelmiyor. En son böyle bir işlem yapmıştım. Profilinize geliyor. Profilinizde settings'e tıklarsanız eğer orada username kısmı gördüğünüz gibi farklı bir şey yazıyordu. Şu an unuttum. Burada kendi kullanıcı adınızı belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda biyografinizi yazabilirsiniz. Ha, burada boşluk kullanmamamız gerekiyormuş. Tamam. Biyografinizi yazabilirsiniz ve buraya e-mail adresinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada eğer NFT alıp satıyorsanız buradaki kısma tıklayarak bildirimleri görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda burada da arkadaşlar temaları değiştirebiliriz ve bununla birlikte çok fazla aynı zamanda kullandık. Dili de değiştirebiliriz. İngilizce dilini kullanıyoruz şu anda. Ana sayfaya geri döndüm. Ana sayfaya döndükten sonra gördüğünüz üzere ana sayfa üzerinde bazı NFT'ler listelenmekte, görüntülenmekte. Buna tıkladığım zaman beni Marketplace'deki bu NFT'yi yönlendiriyor ve bu NFT'yi buradan satın alabilirim. Şu anki fiyatı 1.69 Ethereum'muş. Yani güncel Ethereum fiyatına göre dolar cinsinden karşılığı 5470 dolarmış arkadaşlar. Buy now diyerek satın alabilirim. Teklif yap diyerek farklı bir teklif de bulunabilirim bunun için. Yani birebir aynı fiyatla almak zorunda değilsiniz. Farklı teklifler yaparak satıcının o teklife evet veya hayır deyip demeyeceğini de bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alt taraftaki teklifler görüntülenmiş. Bakın daha önce bu tarz teklifler yapılmış ve bunlar da reddedilmiş. Yukarı doğru çıkıyorum. Tekrar ana sayfaya geldim. Ana sayfada alt tarafa doğru indiğimde Mike Tyson'ın NFT'sini ve diğer NFT'leri burada görüntüleyebiliyorsunuz. Şu an açık arttırmada sanırım bunlar. Live yazıyor. Tıklayalım bakalım Mike Tyson'a. Evet, gördüğünüz gibi en yüksek teklif 12 Ethereum'muş. Buradakine en yüksek teklif 2.5 Ethereum. Alt tarafa doğru indiğinizde diğer şeyleri görüyorsunuz. Hem NFT'leri hem de diğer teklifleri. Açık arttırmaya katılmanız gerekiyorsa, katılacaksanız Rapid Ethereum'la katılmanız gerekiyor. Yani elinizdeki Ethereum'ları V Ethereum'a çevireceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra açık arttırmaya katılabiliyorsunuz. Normal Ethereum'larla da direkt klasik normal satın alımlar yapabilirsiniz. OpenSea'nin ana sayfasına tekrar geldim. Alt tarafa doğru indiğimde diğer NFT'leri görüntüleyebilirim. OpenSea'nin işleyiş tarzını burada gene görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi artık Marketplace'e gelelim. Evet, market yerine geldik arkadaşlar. Market yerine isterseniz herhangi bir NFT'yi satın alabilirsiniz. Burada çok güzel sol tarafta bir filtre kısmı var. Şu an satın alabileceklerinizi, açık arttırmada olanları, yenileri ve halihazırda teklife sahip olanları görüntüleyebilirsiniz, filtreleyebilirsiniz. Dolar veya Ethereum cinsinden minimum maksimum aralıkları yazarak yine bir filtre oluşturabilirsiniz. Koleksiyonlardan işte herhangi birini eğer özel olarak arıyorsanız, mesela burada CryptoPunk var, bunu tıklayabilirsiniz ya da 3-5 tanesini tıklayıp sürekli onların en düşük fiyatlarına bakabilirsiniz. Mesela Zedran var, at yarışı oyunu, orada NFT, ucuza NFT yakalayabilir miyim diye bakabilirsiniz. Tabii ki bu size kalmış. Alt tarafa geldiğimde ağları seçebilirsiniz. Ethereum, Polygon ve Clayton ağındakilere bakabiliriz arkadaşlar. Kategoriler kısmına geldiğimde hangi kategoride NFT arıyorsanız gene seçebilirsiniz. Ve satın alma kısmına geldiğimde de ne üzerinden satın alımlar yapabileceğiz bunlara bakabilirsiniz. Yani bunlardan herhangi birini seçebiliriz. Anladığım kadarıyla öyle olması lazım. Farklı farklı tokenler de var. Şöyle tekrardan temizledik. Sağ tarafa geçelim. Burada da gördüğünüz gibi bir short buy var. Short yani sıralama işlemini yapabilirsiniz. Burada fakir sıralaması veya zengin sıralamasıyla
inceleyebilirsiniz. Bu defa bir zengin sıralaması yapalım dedik. Burada en yüksek hangi fiyatlar listelenmiş ona bakabiliriz. Henry Ford'un bir sözünü arkadaş 5000 Ethereum'a satmaya çalışıyormuş. Tabi burada buradaki piyasa alıcı yapıcı işlemleri hani sizin elinizde olduğu için istediğiniz fiyatı verebiliyorsunuz açık pazar. O yüzden fiyatları siz mesela herhangi bir NFT'nin düşük olduğunu düşündüğünüzde ve oradan çok fazla yoksa alıp daha yüksek fiyata listeleyebilirsiniz. Fakir sıralamasını da yapalım. Yine görüntülemiş olalım burayı. Alt tarafa doğru indim. Hatta şurada Ethereum kısmını şunu bir değiştirelim bakalım. Şuraya USD diyelim. Evet, hatta bir de şunu yapacağım. Kategori değil. Chain kısmında Polygon ağını seçelim bakalım. Polygon ağında listelenenler nelermiş? Gördüğünüz gibi Polygon ağındaki listelenme kısımları da karşımıza geldi. USDC 84 USDC'yi bunu alabiliyorum. Rev de bir bu arada araba yarışı NFT platformu. Yani bir NFT platformu, araba yarışı üzerine kurulmuş bir NFT platformu. Bu da incelenebilir aslında ileride. Birçok NFT, yani böyle gaming üzerine olan NFT platformlarının NFT'lerini OpenSea üzerinden alabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Marketplace'in üzerine geldiğinizde de sol tarafta gördüğünüz kategorilere girmeden Marketplace'ten de bu kategorileri seçebilirsiniz arkadaşlar. Stats kısmına geldiğimizde istatistiklere bakabiliriz. Toplam tüm NFT'leri burada görüntüleyebilirsiniz. Oradaki collection kısmındaki bu NFT yapan kişileri ya da platformları gene burada sıralamışlar bakın. Hacimleri, son 24 saatte ne kadar değişmiş, son 7 günde satış işlemleri nasıl değişmiş, bunların hepsini görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda bunun NFT'lerini kaç kişi tutuyor şu an, bunu da gene buradan görüntüleyebilir, sıralamayı da değiştirebilirsiniz. Hacime göre değil, sahipliğe göre vesaire diye bakabilirsiniz arkadaşlar. Şurada istatistik kısmında aktivite var. Sanırım bu bizim yaptığımız aktiviteler mi yoksa toplam aktiviteler mi? Toplam aktivitelermiş. Yani buradaki NFT'lerin en son satın alınanlar, işte satan kişilerin hangi işlemden sattığını veya satın aldığını görebilirsiniz arkadaşlar. Kaynak kısmına geldiğiniz zaman partnerlikleri, işte yardım merkezi, blog, dokümanlar, haberler vesaire hepsini burada görüntüleyebiliyorsunuz. OpenSea'nin şu anda aktif olarak bir şeyi yok, coin'i, token'i yok ama her an bu platforma da girebilirler. Yani sonuçta burada listeliyorlar, kendi token'larını oluşturup burada satın alım işlemlerini de kullanabilirler. Bu tarz bir şey yaparlarsa zaten en çok tutulan NFT market yerlerinden bir tanesi OpenSea. Bu işleme girerse eğer güzel bir kazanç sağlatabilir mi bilmiyorum. Ama buradaki NFT'lerin de değeri artabilir arkadaşlar bu tarz bir işlem olursa. Peki burada nasıl NFT yapabiliyorum? Sağ üst taraftaki create'e tıkladım arkadaşlar. Herhangi bir görüntüyü, videoyu, sesi veya 3 boyutlu bir modeli yükleyebilirim. Yüklediğimde de dikkat edeceğim. Maksimum 40 megabayt olmalı ve arkadaşlar tür olarak da bu türlerin dışına çıkmamanız gerekiyor. Persistence ile ilgili kanal için ufak bir şey yapmıştım, onu ekleyeyim. Buraya bir tane isim yazmamızı istiyor. Kripto rehber diyelim. Eternal link kısmına şunu söylüyor burada bize. Buraya ekleyeceğiniz link, şeye NFT'ye tıklandığında ekstra bilgiler lazımsa buraya ekleyeceğiniz link bu tarz bir işleve yarasın. Bu da aslında şuna yönelik olmuş oluyor arkadaşlar. Siz buraya link ekledikten sonra, işte atıyorum çok fazla NFT yapıyorsanız, yani farklı işte hem ses hem video, görsel vesaire derken sadece bunun üstüne bir siteniz de varsa, burada oluşturduğunuz NFT'ye linkinizi ekleyerek sitenize bir akış da sağlayabilirsiniz. Gelen kullanıcılar NFT'yi beğeniyorsa sitenizden farklı NFT'leri de görüntüleyebilir. Alt tarafa doğru indiğimde herhangi bir tanım yazmamı istiyor. Yani NFT'nin altında görünecek tanım. Buraya kripto rehber diyelim, sadece kripto olsun dursun. Alt tarafa doğru indiğimde NFT'min hangi türden olduğunu, bunları belirlememi istiyor. İşte leveliymiş, istatistikleriymiş, bunları görüntülenecek. Burada size şunu söyleyeyim, eklediğiniz NFT eğer arkadaşlar hassas bir içeriğe sahipse şunun açmanız gerekiyor.
Biraz daha alt tarafa doğru indiğimde burada hangi zincirde sergilenmesini istiyorsunuz? Ethereum'da bir tane üretebiliyorsunuz. Polygon'u seçtiğinizde birden fazla üretim yapabilirsiniz. Ethereum'da da bu gelecekmiş yakında. İşte isterseniz buraya 5, 10, 15 tane vesaire diye yazabilirsiniz. Sonra create'e tıklıyorum arkadaşlar. Create'e tıkladıktan sonra bu arada buraya yazacağınız sayıyı dikkat edin. Çünkü buraya yazacağınız sayı öyle sonra değiştirilebilecek bir sayı değil ki siz bu NFT'yi yaptıktan sonra sergilediğinizde insanlar da işte eğer çok hoş bir NFT yapıyorsanız oraya yazdığınız sayıya göre buna fiyat biçerler. Ne kadar azsa değer o kadar fazla olur. Ama işte yapıp böyle hatıra olarak bazı arkadaşlarınıza ya da işte böyle çekilişle falan verecekseniz sayıyı biraz fazla da tutabilirsiniz. Yaptıktan sonra yayınlayabilirsiniz. Yani farklı mecralarda. Burada edit yapabiliriz arkadaşlar. Edit kısmına geldiğimde gördüğünüz üzere ne blockchain'i değiştirebiliyorum ne de size söylemiştim. Herhangi bir şekilde sayısını arttırıp azaltma işlemini yapamıyoruz. Freeze metadata bu defa aktif hale geldi. Bir öncekinde orada yazılar vardı. Burada da bunu metadata üzerinde dondurabiliyoruz bu içeriği. Tekrar geri geldim içeriğime. 5 tane sahipliği varmış ve hepsi bendeymiş. Bir görüntülenme olmuş. Burada yapmış olduğunuz NFT'lerin tüm görüntülenmelerini görebilirsiniz. Transferi tıklayarak kaç tane transfer yapacağınızı ve transfer yapmak istediğiniz adresi buraya yazarak NFT'nizi gönderebilirsiniz. Hediye edecekseniz bazılarına. Burada NFT'nizi paylaşmak için bir... Evet, sizin eklemiş olduğunuz şey yazmayınca göremedim. Expand link vardı ya, onu eklediğinizde buraya tıklayarak NFT'nize gelen kişiler kanalınızda veya oradaki sitenizde görüntüleyebilir. Share kısmıyla NFT'nizi yayabilirsiniz. More'a tıkladığımda da eğer bu NFT hassas içeriklere sahipse, ya tabi siz başkasının NFT'sini değerlendirirken söylüyorum, veya hoşunuza gitmeyen durumlar varsa raporlayabilirsiniz arkadaşlar. Alt tarafa doğru indiğimde henüz bu NFT'mde bir alım satım olmadığı için price history boş, listeleme kısmı boş, açıklamalar kısmını yazmıştık, gördüğünüz gibi burada görünüyor. Edit kısmından tekrardan bunu değiştirebilirsiniz. Detaylara bakabilir ve bu collection'ın özellikleri nelerdi, neler hakkında biliyorsunuz, orada yer vardı, orayı doldurmadık. Orayı doldurursanız da buradaki kısma geçecektir arkadaşlar. Henüz herhangi bir trade işlemi yapmadığım için trading history kısmım da boş. Bakın mint yapmışım, oluşturmuşum ve 5 tane şu an kendi adresimde, herhangi bir şekilde bunlar da değişmemiş. Sell kısmına tıklarsak eğer kaç tane bu oluşturduğum NFT'lerden kaç tanesini satışa sunacağım? Ve satışa sunduğumda her birinin işte Ethereum cinsinden fiyatı ne olacak bunu belirleyebilirim. Mesela buraya 0 yani ücretsiz vermek istiyorum dediğimde bunu oluşturabilirim ya da 0.001 Ethereum'a bunu satmak istiyorum dediğimde yapabilirim. Buradan arkadaşlar kazanacağım tutar alt tarafta yazıyor, 3.16 dolar. OpenSea'nin buradan alacağı ücrette %2.5 yapmış olduğunuz alımlarda ve satımlarda. Alımda değişiyor olabilir. Siz satarken %2.5'luk kesinti sağlıyormuş. Burada NFT'nizi belli gün aralıklarında satışa sunabilirsiniz. Şu an Ağustos 20, 2021 ile Şubat 2022 arasında başlangıç ve bitiş tarihi var. Bu aralıklardan sonra listelemeden kaldırılır. Bu aralığı daha kısa tutabilirsiniz. Eğer çok fazla böyle NFT yayınlıyorsanız heyecan uyandırması açısından oradaki aralığınızda kısabilirsiniz arkadaşlar. Ek olarak bahsedeceğim her şeyi burada bahsettim. Daha fazla kısmı söyleyecek bir şey kalmadı arkadaşlar. Sanırım sell kısmında anlattım size. Evet, OpenSea'de nasıl hesap açarsınız, nasıl herhangi bir kripto para diyorum, non-fungible token'ı satın alabilirsiniz ya da siz kendiniz non-fungible token'ları nasıl üretebilirsiniz, bunları sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım yararlı bir rehber olmuştur. Kendinize çok iyi davranın. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi
ve aynı zamanda kanala abone değilseniz de kanalı desteklemek için abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi davranın. Bir başka rehber videoda görüşmek üzere. Bay bay.